Porto kentinde düzenlenen Fantasporto 35. yılında Rivoli Tiyatrosu'nda perdelerini açtı. Korku Filmleri Festivali'nde 28 ülkeden 173 film gösterildi. Bakalım büyük ödülün sahibi bu sene kim oldu? Uluslararası Korku Filmleri Festivali Fantasporto'nun bu yıl birincisi Liza the Fox Fairy seçildi. Macar yönetmen Karoli Mezaros'un festivalde dünya gösteriminin düzenlediği film, Japon Büyükelçiliği'nde çalışan ve en yakın arkadaşı bir Japon hayalet şarkıcı olan Liza'nın hikayesini anlatıyor. Japon mitolojisinden esinlenilen filmde Liza'nın tüm erkek arkadaşları bir sebeple ölüyor. Dünyadan ve Avrupa'dan 48 filmin ilk gösterimini gerçekleştirdik ve birçok ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Küçük bir ülke olan Portekiz'in sinema dalında böylesi bir festivale sahip olması güzel. Özellikle Avrupa'dan, Doğu Avrupa'dan, Gürcistan, Macaristan'dan ve elbette Portekiz sinemasından filmler perdeliyoruz. Film sektörü için elimizden gelenin en iyisini yapmaya her zaman devam edeceğimizi duyurmak isteriz. İngiliz aktris Catriona McCall, Fantasporto'dan yaşam boyu başarı ödülüyle ayrıldı. Aktris, 80'li yıllarda rol aldığı Lucio Fulci'nin korku filmleriyle ünlenmişti. Roman Bassett imzalı Horsehead isimli film en iyi yönetmen ödülünün sahibi oldu. Filmde rol alan Catriona McCall'un halk arasında karabasan olarak da bilinen uyku felci deneyimlerinden yapımda oldukça fazla faydalandığını belirtti. O benim oğlum gibi. Bir oğlum olmadı, o yüzden onu evladım yerine koydum. Onu cesaretlendirerek hep moralini yüksek tutmaya çalıştım ve işler pek de yolunda gitmediği bir anda bu harika fikri ortaya atıverdi. Catriona ile ilk tanıştığımızda bunun olacağını biliyorduk. Bir gün Catriona'ya yönetmenlik yapacağımı ve bu filmi çekeceğimizi ilk günden anlamıştım. Gürcistan yapımı Let Mine Goes Click ise yönetmeni Levan Bakhaya seyirci ödülünü getirdi. Yapım Amerikalı bir turistin yanlışlıkla mayına basmasını anlatıyor. This is my first time ever on festival. Bu benim ilk festival deneyimim. Gerçekten çok memnunum. Seyirci en önemli şey. İzleyicinin görüşü benim için gerçekten çok mühimdir. Süper önemlidir. Portekizli yönetmen ve yapımcı Fernando Vendrell, Berlin Film Festivali'nde iki kez ödüle layık görülmesinin ardından Fantasporto'dan da eli boş dönmedi. Bu kariyer ödülü ama benim kariyerimde yapacaklarım henüz bitmedi. Önümde yıllar var. Bu ödül de beni geleceğimi düşünmeye itiyor. Hem kendi geleceğim hem de Portekiz sinemasının geleceğini düşündüm. Não te preocupes que não preciso nenhum homem amigo para chorar. Não precisas. Não. Fernando já me emprestou dele. Fantasporto gelecek seneye daha az ancak yine güçlü bir film listesiyle gireceğe benziyor. 2015 yılında festival gösterilen film bazında 35 yılın rekorunu kırdı. Woman,